Anne! Ne oldu sana böyle? Anne! Anne beni duyuyor musun? Uyan hadi. Hadi anacığım aç gözünü. Kemküm etme de söyle hadi. Galiba biraz ileri gitmişler efendim. Tartaklayınca kadın yere yığılıp kalmış. Öldü mü kaldı mı bilmiyoruz. Allah kahretsin sizi. Beceriksiz herifler. Dayan anacığım. Hastaneye geldik. İyi olacaksın bak. Pelkin. Nasıl durumu, ciddi mi? Değilmiş. Hayati tehlike yokmuş efendim. Bugün taburcu olacak zaten. Bir daha sakın böyle tedbirsiz davranmayın. Ya kadına bir şey olsaydı? Onun Bahar'la ne ilgisi var? Bu işi kimin yaptığını bilmek istiyorsan söyleyeyim. Sus. Fikret Anaoğlu'nun adamları. Ali, doğru mu bu söyledikleri? Sen emin misin? Üzgünüm ama gerçek bu Bahar. Git ve sakın geri dönüp bakma. Ayrılmanıza çok üzüldüm evlat. Kim bilir yüreğin nasıl dağlanır. Ama bazen seçimleri sen değil hayat yapar. Her şeyin hesabını verecek bu hanoğulları. Ölümden başka en çok ne acıtır canlarını? Anlat bana Harputlu. Allah aşkına anlat. Aceleyle menzil alınmaz. Sakin ol delikanlı. Her şeyin bir zamanı var. Önce deli gönlüne laf geçirmeyi, öfkeni dizginlemeyi öğreneceksin. Gerisini bana bırak. Benim sabrım kalmadı artık. Fikret Hanoğlu ve oğlu cezalarını bulacaklar. Acı çekmek neymiş öğrenecekler. Öğrenecekler tabii. Belayı kendi satın aldı. Sabırlı olmak zorundasın. Yoksa kaybeden yine sen olursun. Ben yıllardır bekliyorum. Yavaş yavaş bir kurt gibi kemirerek yok oluşlarını izleyeceğiz birlikte. O ne tilkidir bilemezsin. Şeytanın yattığı yeri bilebilir. Fikret'i alt etmek istiyorsak onun gibi düşünmek zorundayız. Bana güven evlat. Sana güveniyorum Harputlu. Ne desen yapmaya hazırım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsın ortak? Madem ekibi topladık, hadi bakalım kuralım çilingir sofrasını. Ben masayı hazırlayayım. Bahar, hoş geldin kızım.
Eve geri mi döndün yoksa? Fazla kalmayacağım. Sana söyleyeceklerim var, sonra gideceğim. Kutlarım baba. Kazandın. Sonunda istediğin oldu. Beni sevdiğim adamdan ayırmayı başardın. Artık onu ve ailesini rahat bırakırsın herhalde. Ben sadece senin mutluluğunu istedim. İleride çocuğun olduğunda beni anlarsın. Hayır baba. Sen benim mutluluğumu elimden aldın. Bu savaşı kazandın ama karşılığında kızını kaybettin. Artık senin gibi bir babanın kızı olmayı reddediyorum. Bahar. Bahar. Bahar dur. Üzüldün be abi. Bahar'ı gönlünden çıkardın anlaşılan. Çıkartmadım ki. Sağlığınıza beyler. Eyvallah. İncelterek içeceksin bu merete delikanlı. Yoksa duman eder adam. Hasan abi haklı ortak. Öyle içmeye devam edersen yerden kazımak zorunda kalacağız seni. Boş ver abi. Atın ölümü arpadan olsun. Doldur sen. Fikret Anaoğlu'yla karşılaştınız mı hiç? Yok abi. Ben onu gördüm ama o beni hiç görmedi. Hı, iyi. Çok iyi. Bu işimize yarayacak. Fikret'e feleğini şaşırtacağız evlat. En tehlikeli düşman tanımadığı, görmediğindir. Kim oldu? Ne zaman, nereden çıkıp geleceğini bilemezsin. Fikret Hanoğlu'na karşı 1-0 öndeyiz, öyle mi? Aynen öyle. Neler geçiyor aklından? Yarın anlarsın. Yapılacak çok işimiz var. Sabaha bana gelirsin. Tamam abi. Sen de Mahir. Anca beraber, kanca beraber, değil mi? Birbirimize el vereceğiz. Ayıp ettin abi. Başım gözüm üstüne. Hadi bakalım. Sağlığınıza. Çivi çiviyi söker oğlum. Öfke güçlü bir yaşama nedenidir. Sakın bırakma kendini. Asla bırakmayacağım. Kapatmaz fırlayıp geldim. Bahar, iyi misin? Ne oldu Bahar? Neyin var? Neden susuyorsun? Konuşsana. Beni korkutuyorsun Bahar.
ortalarda yok. Allah'ım, nerede kaldı bu çocuk? Of, of. Hiç mi bitmeyecek çile? Bırak artık kaygılanmayı anne. Hastasın zaten. Yatıp dinlen hadi. Salim'den haber almadan gözüme uyku girer mi hiç? Ey büyük Allah'ım, sen koru yavrumu. Merak etme anne. Hasan Bey aklını başına getirmiştir onu. İnşallah. Abime inanamıyorum. Hayır, kendini ne zannediyor? Fikret Anoğlu'na gücü yeter mi hiç? İyi akşamlar Meltem. Bahar'ın yanındayım Ali. Hiç iyi görünmüyor. Neden? Ne oldu ki? Bilmiyorum, söylemedi. Ağzını bıçak açmıyor. Ben ne yapacağımı bilemedim. Aklıma sen geldin. Neredesiniz şimdi? Tamam, hemen geliyorum. Benim gitmem gerek anne. Niye telaşlandın oğlum? Yoksa abine bir şey mi oldu? Hayır anne, önemli bir şey değil. İşle ilgili bir konu. Benim hemen çıkmam gerek. Neler hissettiğini anlıyorum evlat. Aşkın ne demek olduğunu iyi bilirim. Ölesiye seversin. Hangi yana çevirsen başını onu görürsün. Her çarptığında onun adını söyler sanki yüreğin. Sonra bir de bakarsın, elinde hatıralardan başka bir şey yok. Onlarla avunmaya çalışırsın ama nafile. Yıllar geçtikçe yüzü hafızamdan silinirse diye ödü kopar insan. Şanslıysan sararıp solmuş bir fotoğraf vardır elinde. Bakıp bakıp gözlerinin, yüzünün her kıvrımını ezber edersin. Ama suret hiçbir zaman aslanın yerini tutmaz. Salih, elin kanıyor. Salih. Gitme delikanlı. Bırakalım biraz yalnız kalsın. Kavabuz gibi. Hasta olacaksın burada bari. İyi ki geldin Ali. Ben ne yaptıysam konuşturamadım. Bahar, ne oldu söyle. Lütfen Bahar, anlat. Nedir bu hali? Hadi ama, biz senin arkadaşların değil miyiz? İzin ver de yardım edelim sana. Bahar konuş lütfen. Yalvarırım konuş. Her şey bitti Ali. Biz sahile ayrıldık. Rüya bitti. Ben hala uyanamadım Ali. Uyanmak istemiyorum. Ah Bahar'cığım, çok üzüldüm canım. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok uğraştık. O da ben de. Ama olmadı işte. Onsuz yaşayabilir miyim bilmiyorum. Böyle şeyler söyleme Bahar. Kendini daha da dibe çekiyorsun. Bak, biz senin yanındayız. Kendini harap etme artık. Biliyorum. Şimdi çok acı çekiyorsun. Ama göreceksin. Yakında geçecek hepsi. Üşüteceksin burada. Bahar hadi bana gidelim. Meltem haklı Bahar. Burada donacaksın. Siz gidin Ali.
Ben biraz daha kalmak istiyorum. Sen git istersen Meltem. Ailen merak eder. Ben Bahar'la ilgileniyorum. Emin misin? Hoşça kal tatlım. Sağ ol Meltem. Seninle baş başa yemek yemek çok güzeldi anne. Bunu daha sık yapmalıyız ha, ne dersin? Benim de hoşuma gitti. Ne çok şey birikmiş konuşacak. Keşke babam ve Bahar da olsaydı. Sensiz evin hiç neşesi yok anne. Sanki terk edilmiş bir harabede yaşıyorum. Evimden ayrı olmak benim hoşuma mı gidiyor sanıyorsun? O zaman neden dönmüyorsun? Bilmiyormuş gibi konuşma Coşkun. Babanı görmüyor musun Bahar'a neler yaptı? Artık Fikret'e tahammül edemiyorum galiba. Ne oldu oğlum? Niye durdun? Bak anne. Seni anlıyorum. Ama inan babam çok üzgün. Daha önce onu hiç böyle görmemiştim. Senin gidişin onu çok sarstı. Belki sana bunu yeterince hissettirmiyor ama babam seni çok seviyor. Babamın dersini aldığından emin olabilirsin anne. Artık eve dönecek misin? Benim için bunu yapamaz mısın? Gidelim mi artık? Nereye Ali? Benim gidecek hiçbir yerim yok. Benim evim var ya Bahar. Tamam. Anlaşıldı. Sen gidelim diyene kadar buradayız. Ne kadar iyisin Ali. Dostlar bugünler içindir değil mi?
Koca bir şişe viskiyi bitirmiş. Halinden anlaşılıyor zaten. Hadi Coşkun, yardım et de babanı yukarı çıkaralım. Fikret. Gel baba, kalk bakalım. Kalk. Gel baba, gel. Bugün ne oluyor? Tamam oğlum, sen gidip yat. Ben babanla ilgilenirim. İyi geceler anne. İyi geceler. Ah Fikret, ah! Ne vardı bu kadar içecek? Boşuna heveslenme Arputlu. Belgini sana yar etmeyeceğim. Ne diyorsun sen Fikret? Hasan öldü. Hayır. Ölmedi. Şu. Ama göreceksin. Durduğuna pişman edeceğim onu. Ne demek istiyorsun sen Fikret? Doğru mu söylediklerin? Kendine gel Fikret. Söyle, ölmedi mi gerçekten? Fikret! 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 Ne ölmesi kızım? Allah korusun. Gözümle gördüm. Az önce buradaydı. Bak, çayını da içmeden gitmiş. Hayır. Ölmedi. Yaşıyor. Korktun mu kızım? Hem de nasıl? Ödüm koptu vallahi. Dışarıda olduğunu sanıyordum. Ne zaman geldin? Çok olmadı. Biraz önce geldim. Salih nasıl? Bir terslik yok değil mi? Çok üzgün. Neden? Bahar'la ayrılmışlar. Ne? Ayrılmışlar mı? E hani evleneceklerdi? Ayrılık da ölüm gibi. Beklemediğin bir anda gelir kızım. Elin kolun bağlanır. Hiçbir şey yapamazsın. Salih'inki de o hesap işte. Ha
Salih. Ne bu halin oğlum? İyi misin sen? İyiyim anacığım. Doğruyu söyle bana Salih. Ben tanımam mı evladımı? Anlat hadi ne oldu? Bahar nerede? Biz ayrıldık anacığım. Ah kadersiz oğlum benim. Üzüldüm bak şimdi. Benim yüzümden değil mi? Senin ilgisi yok anacığım. Üzülme. Çok iyi kızdı Bahar. Allah biliyor ya, ben her şeyi unutmaya hazırdım. Bahar'ı öz kızım gibi bağrıma basmaya da. Hani sen dediydin ya onun ne günahı var diye. Haklıydın oğlum. Artık bunları konuşmanın bir anlamı yok anne. Geç oldu ama Bahar'la olamayacağımızı anladım sonunda. Keşke böyle olmasaydı. Ama elden ne gelir? Dönüşü yok mu oğlum? Yok anne. Olmuşla ölmüşe çare yok. Hayırlısı buymuş demek. Sen git artık. Annem merak eder. Unuttun galiba. Ben de senin gibi evi terk ettim. Boşuna uğraşma Bahar. Benden öyle kolay kurtulamaz. Hem seni burada bırakıp nereye gidiyorum? Ayrıca ben de sevdim burayı. Bana diyorsun ama sen hasta olacaksın. Ben üşümüyorum ki. Hava o kadar da soğuk değilmiş. Bir daha hiç gülmeyeceksin sanmıştım. Sağ ol Ali. Beni yalnız bırakmadın. Sen en iyi dostumsun. Nasılsın Bahar? Biraz daha iyisindir umarım. Yaşamaksa nefes alıp veriyorum işte. Kusura bakma Ali, benim yüzümden sen de perişan oldun. Hiç önemli değil Bahar. Bana ihtiyaç duyduğun her an yanımda olmaya hazırım. İşe gitme vakti gelmiş. Ben şu denizde bir duş alıp öyle çıkayım bari. Bak yine yaptın. Ne yaptın? Seni güldürmeyi başardım. Hadi geliyor musun işe? Biraz çalışırsan kafan dağılır. Haklısın, iyi olur aslında. Kalk o zaman. Gidip bir yerlerde bir şeyler atıştıralım. Oradan da ofise geçeriz. Tamam. Salih. 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 Hadi kalk oğlum. Oo, bak her tarafın buz kesmiş oğlum. Hadi kalk da yorganın altına gir. Yok anne, kalkmam lazım artık. Hasan abinin yanına gideceğim. Hemen hazırlanıp çıkmam lazım. Ne işin var senin Hasan Bey'le?
Yarım kalmış bir işi bitireceğiz anacığım. Neymiş o yarım kalan iş? El biriyle Fikret Hanoğlu'nun defterini düreceğiz. Aman oğlum, gözünü seveyim yapma. Kan dökmek yakışır mı sana? Bırak Allah'ından bulsun. Merak etme anne. Kimseyi öldürecek değilim. Ama hayatını kabusa çevireceğim o iblisin. Bize yaşattıkları acıların aynısını onların da yaşamasını istiyorum. Buyurun Belgin Hanım. Sağ ol kızım. Günaydın efendim. Günaydın. Hay Allah. Yanlış dalı kestim. Seni yeniden evde görmek ne güzel. Ben dün olanlar için özür dilerim. İçkiyi biraz fazla kaçırmışım. Üzüntüden ne yaptığımı bilmiyordum. Gece sızmadan önce çok garip bir şey söyledin Fikret. Ne söyledim ki? İnan hiçbir şey hatırlamıyorum. Hasan'ın ölmediğini sayıkladın. Öyle mi? Çok sarhoştum biliyorsun. Saçma sapan sayıklamışım işte. Bu pek alelade bir sayıklama değildi Fikret. Benden sakladığın bir şey olmadığına emin misin Fikret? Elbette eminim. Peki söylediklerinin doğru olduğuna yemin eder misin? Sana hayatım üzerine yemin ederim ki doğruyu söylüyorum Belgin. Ama gerçek şu ki Hasan'ın hayaleti hala aramızda dolaşıyor. Günaydın. Günaydın oğlum. Hadi Coşkun, hazırsan hemen çıkalım. Ben hazırım da. Bu ne acele baba? Yapılacak bir sürü işimiz var oğlum. Hadi. Lütfen bekleyin. Tamam abi. Bahar. Bahar dur. Bekle Bahar. Bahar. Bahar dur. Atlayacaksın sandım Bahar. Ne oldu söyle. Yapamıyorum Ali, olmuyor. Her şey bana Salih'i hatırlatıyor. Bir yumruk var sanki boğazımda.
Artık nefes alamıyorum. Ona bu kadar yakınken görmemeye dayanamam. Alıp başıma gideceğim, başka yolu yok. Nereye gideceksin Bahar? Nereye olursa. Hiç umurumda değil. Ondan uzak olursam belki yaşayabilirim. Başka türlü katlanamam bu acıya. Yoksa bu şehir bana mezar olacak. Kaçmak çözüm değil Bahar. Hiçbir yere gitmeyeceksin. Abimi unutmaktan başka çaren yok. Öyle seviyorum ki onu. Az geçecek kadar cesur değilim. Beni anlamıyorsun değil mi? Çünkü sen hiç yarım kalmadın böyle. Öylesiye sevmedim birini. Nereden biliyorsun? Seni en iyi ben anlarım Bahar. O zaman başka çarem olmadığını da biliyorsun. Yolu yok. Terk edeceğim buraları. Yurt dışına gideceğim. Yurt dışına mı? Peki geri dönmeyecek misin? Talihsiz yaşamaya alışana kadar dönmeyeceğim. Sanırım en iyi çözüm bu. Merhaba anne. Seni merak ettim kızım. Nasılsın? İyiyim anne. Ben de seninle konuşmak istiyordum. Evde yalnızım. Ama eğer buraya gelmek istemezsen dışarıda da buluşabiliriz. Gerek yok anne. Zaten evden almam gereken şeyler var. Tamam kızım, bekliyorum. Tamam, görüşürüz. Teşekkürler. Her şey tamam gibi gözüküyor. Evet. Salih Bey bunları imzalayınca banka hesaplarının bir kısmı onun üzerine geçmiş olacak. Ben açarım. Bence bir kere daha düşünsen iyi olurdu abi. Ne yapacağımı sana mı soracağım Yaman? Estağfurullah abi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dayım da sizi bekliyordu. Buyurun. İşte Salih ile Mahir de geldiler. Herkese merhabalar. Geç şöyle Salih. Biz hazırız. Salih de burada olduğuna göre imzaları atıp bitirelim artık şu işi. Neler oluyor Hasan abi? Ne imzası? Bir şirketin olacak. Ve tabii önemli bir servetin de sahibi olacaksın. Sağ ol Hasan abi. Ama biz öyle avanta kabul edemeyiz. Dur. Hemen celallenme delikanlı. Bu da planın bir parçası. Bunları imzalaman lazım. Yoksa Fikret'i zengin bir iş adamı olduğuna inandıramayız. Öyle de abi, ne bileyim, şaşırdım. Zafer kazanmak istiyorsan, savaşa güçlü girmelisin. Hadi bakalım, imzala şimdi şu evrak. Bir imza da buraya lütfen.
iki yeni makine daha gelecek. Hiçbir aksilik istemiyorum ona göre. Her şey yolunda efendim. Eğer bir aksilik olmazsa taahhüt ettiğiniz zamandan daha önce bitecek inşaat. Bravo. Benim de sizden istediğim bu. Coşkun nerede, gördünüz mü? Coşkun Bey ofisinde efendim. Pekala. Hoş geldin baba. Hoş bulduk oğlum. Sana bir teşekkür borçluyum. Neden? Anneni eve dönmeye ikna ettiğin için. Sağ ol oğlum. Neyse baba. Artık biraz iş konuşsak nasıl olur? Anlat bakalım, neymiş sorun? Çalıştığımız inşaat hızla ilerliyor ama hala çözemediğimiz bir sorunumuz var. Arsayı hala resmi olarak satın alabilmiş değiliz. Sen o konuyu kafana takma. Nasıl bu kadar rahat olabiliyorsan anlamıyorum. Burada trilyonlar söz konusu. Her şey bir anda uçup gidebilir. Sen bana güven. Bu araziyi alacağımı bilmeseydim girer miydim hiç bu işlere? Yarınki ihalede en iyi teklifi biz vereceğiz. Zaten katılan diğer firmaları da ayarladık. İçeride de adamımız var. Peki ya bizim bilgimiz dışında başvuran birileri çıkarsa? Merak etme, araştırdık. Her şey kontrolüm altında. Bu ihaleyi kesin biz kazanacağız. Hayırlı olsun Salih. Sağ olun. Hayırlı olsun. Sağ olasın abi. Paşam. Hadi buyurun çaylarınızı için. Sağ ol Adile Hanım. Sağ olun. Buyurun. Sağ olun. Evet, artık bir servet sahibisin. Hayır. Ben sadece bir oyunun ortağıyım. Gerçek servet hala Harputlu'nun. Benim anlamadığım şey, nasıl olup da bana bu kadar güvenebildiğin. İnsana babası yapmaz senin yaptığını. Ya benim Hasan'ım öyle kolay kolay güvenmez adama. Güvendi mi de işte böyle her şeyini ortaya döker. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Canım. Ben senin ciğerini okudum delikanlı. Sana kendimden daha çok güveniyorum. Elindeki gücü kötüye kullanmayacağını da çok iyi biliyorum. Hadi bu kadar boş laf yeter. Biraz da iş konuşalım. Fikret şu an büyük bir inşaat işinde. Fakat inanılmaz bir hata yaptı. İnşaatı yaptığı araziyi henüz satın almadı. Satın almadı mı? Nasıl olur? Herkes hata yapar evlat. Yarın o arazinin satışı yapılacak. Ve sen gidip alacaksın. Fikret seni tanımıyor Salih. Onun karşısına iş adamı kimliğiyle çıkacaksın. Benden iş adamı olur mu abi? O zaman takım elbiseye hızlı bir geçiş yapmanız gerekiyor. Defne haklı. Öncelikle ikinizin de façasını bir güzel düzeltelim. Devriye kürkümeye devri. Ne yapalım? Biz de ona göre davranacağız. Belki Defne yardımcı olur size. Ne dersin kızım? Memnuniyetle. Eğer hazırsanız hemen çıkalım beyler. Yurt dışına gitmek çözüm değil Bahar. Gittiği yere yüreğini de götürüyor insan. Aşkını, acılarını geride bırakabileceğini mi sanıyorsun? Ben yine de şansımı denemek istiyorum anne. İşe yaramasını umut etmekten başka çarem yok.
iyi de nerede kalacaksın kızım? Bari önce kendine sağlam bir yer falan ayarlasaydın. Hiç endişelenme anne. Okuldan bir arkadaşım Londra'da master yapıyor. Arayıp konuştum. Evi müsaitmiş. Bir süre onunla kaldıktan sonra ne yapacağımı karar vereceğim. Anne, pasaportum nerede biliyor musun? Gitmeni istemiyorum Bahar. Anne lütfen. Ben kararımı verdim. Emin ol, böylesi hepimiz için daha iyi. Hem belki sen de gelirsin ziyaretime ha? Madem kesin kararlısın. Gidene kadar gelip evde kalsan. Ne olur onu isteme benden. Anla beni. Ama söz gidinceye kadar sık sık görüşeceğiz. Şimdi söyleyecek misin pasaportumun nerede olduğunu? İçerideki dolapta olması lazım. Annene ne kadar çok benziyorsun. Annemi tanıyor musunuz? Evet kızım. Çok eskilerden tanıyorum. Selamınızı söylememi ister misiniz? Sağ ol kızım. Ama annenin beni hatırlayacağını sanmıyorum. Misiniz efendim? Tamam, oldu. Böyle iyi mi? İyi. Artık çıkarabilir miyim? Tabii efendim, buyurun. Bahar'la ayrıldığınızı öğrendim Salih. O konuyu hiç açmasak olur mu? Affedersin. Bakıyorum. Misafirin var paşa. Bahar, hoş geldin kızım. Rahatsız ettiğim için özür dilerim. Ama sizinle konuşmak istediğim bir konu var. Tabii. Geç otur şöyle. Seni dinliyorum Bahar. Annemi tanıdığınızı söylemiştiniz. Ben nereden tanıdığınızı merak ettim. Sana demiştim ya, annen beni hatırlamaz bile. Sadece birkaç kez karşılaşmıştık o kadar. Gerçekten bu doğru mu Hasan Bey? Neden bana bunları soruyorsun? Bu fotoğraftaki sizsiniz değil mi? Nereden buldun bunu? Annemin albümünden. Şimdi bana gerçekten kim olduğunuzu anlatacak mısınız?
edersiniz. Buyurun. Fikret Bey nerede biliyor musunuz? İçeride. Ofisinde hanımefendi. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hoş geldin Belgin. Hoş bulduk. Hayırdır? Hangi rüzgar attı seni buraya? Ne oldu Belgin? Canın sıkkın gibi. Bahar yurt dışına gitmeye karar vermiş. Ne? Bir şeyler yap Fikret. Gidip özür dile. Gerekirse yalvar. Ama ne olur kızımın bizi bırakıp gitmesine engel ol. Yoksa seni asla affetmem. Başım çatlayacak gibi sanki. Misafirleriniz geldi Fikret Bey. Tamam, geliyorum. O benim kızım Belgin. Bir gün mutlaka benim her şeyi onun iyiliği için yaptığımı anlayacak. Babasının kızıysa anlayacak. Ama o senin kızın değil ki Fikret. Bu mazide kalmış bir hikaye Bahar. Yaramı tuz basarak yaşamayı öğrendim artık. Birbirinize bu kadar aşıkken neden ayrıldınız? Ayrı düştük ama kendi isteğimizle değil. Tıpkı sen ve Salih gibi. Biliyor musunuz, annem sizin öldüğünüzü sanıyor. Bırak öyle sanmaya devam etsin kızım. Hepimiz için en doğrusu bu. Neden yaşadığınızı öğrenmesini istemiyorsunuz? Bazen gerçekler öyle can yakıcıdır ki bilmeyi istemezsin. Annem yıllarca sizin fotoğraflarınıza bakıyormuş meğer. Önce gidip onunla konuşmayı düşündüm ama sonra vazgeçtim. Gerçeği saklar diye korktum. Ama şimdi ona size anlatabilirim. Yaşadığınızı öğrenince ne kadar sevinecek kim bilir. Annenin ne kadar sarsılacağını düşün. Benden sonra annen kendine yepyeni bir hayat seçmiş. Kendine göre bir düzen kurmuş. Kocası, çocukları, evi. Şimdi bunca yıl sonra ortaya çıkıp her şeyi mahvedemem. Annene beni gördüğünü söyleyecek misin? İkiniz de çok yakışıklı oldunuz. Dayım sizi böyle görünce çok şaşıracak. Senin sayende Defne. Teşekkür ederiz. Kuru kuru teşekkürlü olmaz. Bana şöyle güzel demli bir çay yaparsınız. O zaman ödeşiriz. Şu çantaları eve götürelim mi? İyi olur. Kollarım kopmak üzere. Sen de var ortak. Nasılsın Bahar? Sen? Seni görünce şaşırdım. Ben de seninle burada karşılaşmayı beklemiyordum.
Benim gitmem lazım. Dur Bahar. Özür dilerim. Seni merak ediyorum. Hiç aklından çıkmıyorsun. Ne yiyorsun, ne içiyorsun, uyuyor musun, gülüyor musun? Bu çok zormuş. Hakikaten zormuş be Bahar. Ne olur bana öyle bakma Salih. Sana başka türlü bakamam ben Bahar. Bunu bilmiyor musun? Ben gitsem iyi olacak. Hoşça kal Salih. Vay, bu bizim Mahir mi ya? Nasıl, adama benzemiş miyim abi? Estağfurullah. O nasıl söz Mahir? Çulla çaputla adam olsaydı. Oo Salih, sen de çok yakışıklı olmuşsun. Sağ ol abi. Artık façalar da düzeldiğine göre şirkete gidebiliriz. Daha ilk günden gözünüzü korkutmak istemem ama yapılacak çok iş var. Yaman, söyle arabayı getirsinler. Bahar'ı gördüm kapıda. Ailesinden intikam alacağımızı biliyor mu? Bilmiyor. Ziyarete gelmiş. Önemli bir şey konuşmadık. Niye gelmiş anlamadım. Annesiyle ilgili öğrenmek istediği bir şeyler varmış. Onları sordu. Annesiyle mi? Araba kapıda abi. Tamam, geliyoruz. Bu sizin. Yok abi, olur mu hiç öyle şey? Biz başkasının parasıyla caka satamayız. Ayıp delikanlı. Hediye geri çevrilir mi hiç? Bu kadarı fazla ama abi. Fazla falan değil. Artık iş adamısınız. Arabaya ihtiyacınız olacak. Aslında bir bakıma Hasan abi haklı. Bu da işin bir parçası. Tamam ama... Geç kaldık. Hadi artık gidelim şirkete. Hadi. Güle güle. Hoş geldin anne. Bahar'cığım, güzel kızım. Geldiğin için teşekkür ederim. Seninle konuşmak istediğim çok önemli bir şey var. Yalnız geleceğini sanıyordum. Annene kızma Bahar. Onun bir suçu yok. Buraya gelmeyi ben istedim. Bu oda senin Salih. Benim mi? Hı hı. Emanet gibi durma aslanım. Geç şu koltuğa yerleş. Hadi, hadi geç. İşte
İşini buradan yürütecek, burada çalışacaksın. Ne kadar çabuk alışırsan o kadar iyi. Hayırlı olsun efendim. Teşekkür ederim. Bu dosyaları okuyup incele. Arazi ihalesiyle ilgili bilgiler var. İçinden çıkamadığınız bir şey olursa Sezer Hanım size yardımcı olur. Bir isteğiniz var mı Hasan Bey? Şimdilik yok Sezer Hanım. İçi seni dışı beni yakar dememişler boşuna. İş adamı suretine büründük ama burada yazılanları anlamak zor iş. Sana zor mu dayanır aslanım? Hadi. Sen de iş başına Mahir. Ben mi? Hı, sen ya? Benim durumum vahim abicim. Liseden terk. Direksiyonu sallamaktan başka işten anlamam ki ben. Hadi bakalım. Size güveniyorum gençler. Hadi ortak. İş başına. Seninle konuşmak için geldim kızım. Boşuna gelmişsin baba. Benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Eve dönmeni istiyoruz Bahar. Biz bir aileyiz kızım. Etle tırnak gibiyiz. Ne yaşarsak yaşayalım, birbirimizden ayrılamayız. Annenle de sorunlarımız oluyor ama konuşup hallediyoruz. Öyle değil mi Belgin? Doğru olan bu tabii. Seni üzecek ne yaptıysam hepsi için özür dilerim kızım. Evlatlar gibi babalar da hata yapabilir değil mi? Vazgeç inadından da eve dön artık. Bu hatalar özürle telafi edilecek şeyler değil baba. Ben kararımı verdim. Her şeyden uzakta yurt dışında kendime yeni bir hayat kuracağım. Bahar. Ben gidiyorum anne. Sonra görüşürüz. Sen otur kızım. Gidecek biri varsa o da benim. Belki annen ikna eder seni. Belgin, seni arabada bekleyeceğim. Anlıyorum seni ama yine de çok sert konuştun babanla. Başka türlü davranmak içimden gelmiyor anne. Baban gerçekten pişman Bahar'cığım. Her şeyi geride bırakıp bir şans daha veremez misin ona? Yapamam anne. Ben onun yüzünden Salih'i kaybettim. Hiçbir şey olmamış gibi davranamam. Artık çok geç. Sen bilirsin kızım. Ha. Bana söyleyeceğin önemli şey neydi? Şimdi konuşmak istemiyorum anne. Abicim ben hiçbir şey anlamıyorum ya. Hadi hadi, mızmızlamayı bırak da devam et. Thank you.
Zahmet oldu. Rica ederim efendim, ne demek? Buyurun. Sağ ol. Afiyet olsun. Sağ ol. Afiyet olsun. Abicim ben ortaokulda da dönem ödevi yüzünden çiftlik işi yaptım yani. Nasıl gidiyor Salih? İyi gidiyor. Yarın bu arazi ihaleyle satışa çıkıyor dedin ama... Sence Hanon'la karşı alabilecek miyiz? Alacağız Allah'ın izniyle. Salih... Ya bu ihaleye Coşkun da babasıyla gelirse seni tanımaz mı abicim? Sanmıyorum. Biz karşılaştığımızda çok sarhoştu. Burnunun ucunu bile göremiyordu. Söyleyemedim. Annemin bu gerçeği bilme hakkı var diyordum ama... babamla ikisini bir arada görünce yapamadım. Bilmiyorum, belki de Hasan Bey'in yaşadığını söylemeliydim anneme. Sen doğru olanı yapmışsın Bahar. Annemle babamın arası pek iyi değil aslında. Ama yine de annemin hayatını allak bullak etmekten korktum. Korkmakta haklısın. Ne de olsa onlar hala evli. Zaten Hasan Bey de söylememi istemedi. Bir bildiği vardır herhalde. Hayatımdaki her şey nasıl da karman çorman oluverdi. Şimdi gitmekle en doğru kararı verdiğime eminim. Annem. Efendim anne. Geldiler mi? Tamam anne, geliyorum şimdi. Misafirler gelmiş. Sizinle kalmak istiyorum ama eve gitmem gerekiyor. Biz de kalkalım mı? Hesabı isteyelim o zaman. Hallettim ben. Sağ ol Ali. Görüşürüz. Görüşürüz Meltem. Görüşürüz Ali. İyi misin Bahar? Rengin sarardı, hemen doktora gidelim. Gerek yok, sadece biraz başım döndü. Ama şimdi geçti, iyiyim ben. Bu akşam nerede kalacaksın? Otelde kalacağım. Zaten birkaç güne kadar gidiyorum. Ne oteli Bahar? Bana geliyorsun. Hem daha taşındığım evi de görmedin. Sağ ol ama seni rahatsız etmek istemem. Hem yalnız kalıp biraz kafa dinlemek istiyorum. Yoksa sen benden çekiniyor musun? Hiç olur mu öyle şey? Hem biz seninle aynı evde kalmıştık, unuttun mu? O zaman mesele ne? Hem boş ev dururken otelde kalman biraz abes değil mi? Seni böyle bırakamam. Ya yine başın dönerse? Yalnız olman doğru değil. Hadi nazlanma, yürü bakalım. Sana şöyle güzel bir yemek hazırlayayım. Hala düşünüyor musun sen? Geldiğini duymadım. Gerçekten iyi yemek yapıyormuşsun. Bu arada evin çok güzelmiş. Güle güle otur. Teşekkürler. Biliyorsun normalde böyle bir ev tutmam imkansız. Ama sağ olsun Meltem ayarladı. Meltem'in senin için yapamayacağı şey yok. Hoşlandın. Hani şu sır gibi sakladığın kız Meltem değil mi? Söylemeyecek misin? Söyleyeceğim tabii. Ama şimdi değil. Ne kadar gizemlisin böyle.
Peki, zorlama yok. Neden oturmuyorsun? Lütfen kendi evindeymiş gibi rahat ol. Belki de böylesi daha iyi oldu Bahar. Senin için de, abim için de. Zaten birbiriniz için pek uygun değildiniz. Bizim ayrılma nedenimiz bu değil biliyorsun. Salih benim için doğru insandı. Onun yokluğunu başka birisiyle dolduramam. Ben içecek bir şeyler hazırlayayım. Ne istersin? Hiçbir şey. Sağ ol. Şu an tek istediğim uyuyup bir süreliğine de olsa her şeyi unutmak. Ben yatsam iyi olacak. Daha erken değil mi? Gerçekten çok yorgun hissediyorum. Peki o zaman sana odanı göstereyim. Gördün. Elimden geleni yaptım. Ama Bahar Hanım, Nuh diyor peygamber demiyor. Hadi üzülmeyin ama. Bahar, belki de bir süre uzak kalınca bizi özler. Ailemizin kıymetini daha iyi anlar. Onun biraz yalnız kalmaya ihtiyacı var. Sensiz ne yapacağım Bahar? Günaydın. Günaydın. Ben de sana kahvaltı hazırlıyordum. Çok güzel görünüyor. Teşekkür ederim. Ama ne gerek vardı bu kadar zahmete? Zahmet olmadı hiç. Keyifle yaptım her şeyi. Hadi otur. Ekmekleri yeni kızarttım. İngiltere'ye gitme konusunda kararlı mısın? Evet. Eğer kalırsam gözlerim her yerde onu arayacak biliyorum. Dün Salih ile karşılaşmak beni alt üst etti. Gitme kararımın ne kadar doğru olduğunu bir kez daha anladım. Yine de acele bir karar değil mi? Şu an kafan karışık. Biraz daha düşün sen. Bu zaman kaybından başka bir şey olmaz Ali. Bence kendini böyle kapatmamalısın. Yeniden aşık olabilirsin. Her şeye yeniden başlayabilirsin. Yeter ki kendine bir şans ver. Bu mümkün değil artık. Peki iş ne olacak? İyi bir avukatsın sen. Şu an bunu düşünecek durumda değilim. Bugün istifa dilekçemi vereceğim Oğuz Bey'e.
Peki bizi hiç özlemeyecek misin? Tabii ki özleyeceğim. Ama sık sık telefonlaşırız. Hem belli mi olur? Belki Meltem'le ziyaretime gelirsiniz. Hadi üzülme artık. Ben çayı doldurayım. Vay be, şuraya bak. Sen araziyi satın almadan binaları dik. Hem büyük para, hem de cesaret ister böyle bir işe kalkışmak. Cahil cesareti Fikret'in ki. Dereyi görmeden paçaları sıvamış. Her şeye sahip olabileceğini sanıyor. Ama burayı Fikret'e yar etmeyeceğim. Gerekirse tüm servetimi dökmeye hazırım. Belgin. Biz Coşkun'la beraber çıkıyoruz. Hemen mi? Bugün işimiz çok. Önce şirkete uğrayacağız. Ondan sonra da ihaleye katılacağız. İyi şanslar. Sağ ol. İhaleye az kaldı abi. Gitsek iyi olacak. Daha şirkete uğrayıp evrakları alacağız. Ben ölmeden Fikret Hanoğlu benim mezarımı yaptı. Ben de burayı ona mezar yapacağım. Yeter ama. Toparlanmanın zamanı geldi de geçiyor. Olmuyor Meltem. Elimde değil. Bahar'ı bir daha göremeyecek olduğumu düşündükçe kötü oluyorum. Bahar gidiyor Ali. Senin onu sevdiğini hiçbir zaman bilmeyecek. Bu sırrı saklamaktan başka çaren var mı? Sana bağlı. Sen burada mıydın? Duruşmam vardı. Gelmişken de birkaç avukat arkadaşımla vedalaştım. İçim buruldu. Adliye koridorlarını özleyeceğim sanırım. Hala vazgeçebilirsin Bahar. Öyle bir ihtimal yok. Gidip uçak biletimi alacağım birazdan. Gitmeden önce seninle konuşmam gereken çok önemli bir konu var Bahar. Nedir o? Böyle ayaküstü konuşulacak bir şey değil. Sahilde otursak hem deniz havası almış oluruz. Peki olur. Merhaba. Thank you.
Merhaba. Merhaba. Kemerburgaz mevki, arazi satışı için tarafımıza kapalı zarf usulüyle yapılan teklifler teslim sırasına göre açılacak ve tutanağa geçecektir. Şimdiye kadar açılan tekliflerde en yüksek fiyat Hanoğlu Holding'e ait. Bu iş bitti. Tebrikler baba. Sağ ol oğlum. Komisyona ulaşan son teklifi huzurunuzda açıklıyorum. Teklif veren şirket Korol İnşaat. Yetkili kişi Salih Tekoğlu. Bu herif de nereden çıktı? Bilmiyorum. Düne kadar listede yoktu. Beyler, sessiz olalım. Oturumunu yaptığımız ihaleye en yüksek teklifi Korol İnşaat adına Salih Tekoğlu vermiştir. İhaleyi kazanan Korol İnşaat. Hepimize hayırlı olsun. İşte şimdi mahvolduk. Bana söylemek istediğin şey neydi? Gitmeni istemiyorum Bahar. Bunu defalarca konuştuk Ali. Tekrar başlamayalım. Eğer gidersen benden bir parçayı da koparıp gideceksin. Ben ne demek istediğini anlamadım. Belki de seni bir daha hiç göremeyeceğim. O yüzden bilmeni istiyorum. Hani sana hep aşık olduğum bir kızdan söz ediyordun. Evet. Ben o kızı biliyorum. Biliyor musun? Evet. O kız Meltem. Yanılıyorsun Bahar. O kız sensin. Ben sana aşığım. Tebrikler. Sağ ol. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Sağ ol. Tebrik ederim. Sağ ol. Hayırlı olsun. Sağ ol. Tebrik ederim. Tebrikler. İflas ettiğimizin resmidir. Belki de daha hiçbir şey bitmemiştir. Tebrikler. Tebrikler. Sağ ol. Dur bakalım, yapacağımız bir şeyler vardır. Belki de anlaşabileceğimiz biridir. Tebrik ederim. Sağ ol. Beyefendi, tebrik ederim. Ben Fikret Hanoğlu.